Irmak, selam. Selam. İkinize kahve aldım. Eğer müsaitsen dışarıda içeriz diye düşündüm. Canım ya, çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin ama ben kahve içmem ki. Aa. Hiç mi? Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahve içmiyormuş. Al sen içersin. Birazcık gözlem ya. Bir de avukat olacaksın sen. Kadın kahve içmiyormuş da. Senin daha iyi bir fikrin mi var Ege? Aa. Bahar, sen beni mi savunuyorsun? Yok. Ege'nin fikrini merak ettim. Neyse. Sizi dinliyoruz Ege Bey. Buyurun. Hani böyle filmlerde kahveyi üzerine dökersin. O temizlemeye gider. Sen de o ara işini halledersin. Yok artık. Ya bir de benim hayal gücüme laf ediyor. Kahve dökecekmişiz. İnanamıyorum sana. Hale? Bitki çayı içer misin? Olur tabii ki, olur. Vallahi detoks çayım da vardı ama bitmiş. Bizim burada kimse de içmez, anlamadım yani. Bilmiyorum. Hadi içelim, hadi. Hadi Ege, göster kendini. Anlat bakalım. Belli ki bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Yok, hayır, bir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece konuşmak istedim. Ya biliyorsun, bu stajyer arkadaşlarla aramızda bir rekabet var. Onlarla bir şey paylaşamıyorum. Beraber konuşalım dedim. Bunlar gerçekten sizin iyi günleriniz. Sizden öncekiler birbirini yiyordu. Ne kavgalar, ne kavgalar. Aa. Siz iki kişi almıştınız galiba, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Sonra aşık oldular. Bir iki ay güzel gitti tabii ilişkileri. Ama ayrıldılar. Neden? Aralarındaki rekabet aşkı öldürdü çünkü. E şimdi niye yoklar peki? Yoklar. Çünkü Doğan Bey onlarla çalışmak istemedi. Yani rekabetin dozunu biraz kaçırdılar diyebilirim. Ama benden başka bir şey öğrenemez. Ağzım bayağı sıkıymış gerçekten. Ege, hadi yaz artık şu mesajı. Tamam, sakin, panik yok. Ben çıkıp dışarıyı kontrol edeyim, sağ solu. Tamam, yukarı bak istersen her an bir aşağı iner. Tamam. İnşallah çabuk cevap gelir. Bak, senin şu rahatlığına çok hayranım ya. Ile ilgili bir şey yapmak istersen sana yardım ederim. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Oo, siz hala orada mısınız ya? Kızım git bir bak, biri geliyor mu ya, kontrol etsene. Tamam. Yani bu hukuk bürosunda çalışmaya hak kazanan iki kişi olacak. Ben de onlardan biri olmak istiyorum tabii ki. Neden? Yani başka hukuk büroları da var. Evet, var tabii ki.
Ama benim Doğan Yener'den öğrenecek çok fazla şeyim var. Kesinlikle. Her gün ondan yeni bir şey öğreniyorum desem yalan olmaz. Hayatımın en doğru kararı burada çalışmaktı. Aslında aile gibiyiz. Mesela Tülin Hanım... Tülin Hanım. Tülin Hanım benden bir evrak istemiş. Tamam. Şey yaparsın, götürürsün. Olur mu canım öyle şey? Ama çayımızı içmedik ya. Ay Ege yeter bir dur. Tamam durdum be. Başım şişti ya. Zaten gerginim. Neden gerginsin? Ege kimle karşılaşacağımız belli değil. Sapık mıdır, ruh hastası mıdır, şizofren midir nereden bileceğiz? Merak etme yanında ben varım. Ay bak ben böyle eril eril tavırlardan hiç hoşlanmam haberin olsun. Ben ne söylesem gıcık olacaksın değil mi? Evet. Tamam. Bahar'la Mert gitmiş mi? Gitmişler. Kapıda bizi bekliyorlar. Kim bu gerizekalı acaba ya? Sen gelmesen mi? Biz konuşur hallederiz. Nedenmiş o? Sen şimdi biraz gerginsin ya. İşler daha kötüye gitmesin diye dedim. Ege'cim, hiç kusura bakma. Size orada hiç güvenemem. Yanınızda aklı başında birinin olması lazım. Sen misin o? Aynen. Tamam. Görüntüyü çeken kişi eşkallerimizi bildiğine göre şurada bir yerde oturup bizi izlese ne gülerim ama. Çok komikmiş. Merhaba. Merhabalar. Doğan Yener hangi masada? Buyurun bu tarafta. Aa, bu son aşamada eğlenen çocuk değil mi? Ta kendisi. Buyurun efendim bu masa. Doğan Bey, siz de çağırdı. E tabi, yüzleştirecek biz. Doğan Bey gelmeyecek. Neyse derdini bize anlatacaksın. Konuş. Nasıl yani? Ne demek gelmeyecek? Yoksa adama bir şey mi yaptınız? Ondan mı çakladın Mert? Kerem. Kapa çeneni. Aa, bir konuş, bir kapa çeneni. Bir karar ver ama Mert. Derdin ne senin ya? Bizi videoyu çekiyorsun, gönderiyorsun falan. E, tatlıdan sebeplerle eğlendim ben. Doğan Bey'in seçtiği biricik adayları kimlermiş görürsün istedim sadece. Oğlum manyaksın sen. Hı? Sen salaklığın bencilliğin yüzünden elendin. Kendini düşürdün şu hale bak. Git polise. Ha? Git. Polise git. Hadi. Tamam oğlum. Ne yapıyorsun? Bunu niye gaza getiriyorsun? Ne polisi? Saçmalama. Bak kardeşim, o videoyu sileceksin. Başka bir isteğiniz var mı? Kerem, sil o videoyu. Bir derdin varsa benimle çözsün. Arkadaşları rahat bırak. Onlar bana yardım etmek istedi sadece, tamam? Benim canımı sıkma. Tamam. Sileriz. Al, siliyorum. Her yerden sil tatlım. Tamam. Her yerden sil. Zaten ben amacıma ulaştım. Bu korku sizlere yeter. Sakın bir daha karşıma çıkmayacaksın. Duyuyor musun? Bu ekipten uzak duracaksın. Hayat. Belli olmaz o işler. Karsın yolumuzu yine kesişir ha? Aman kalsın. İstemez.
İstersen siparişlerinizi alabilirim. Yok hayır, biz kalkacağız zaten de. Ama arkadaşa bir soğuk su lütfen. Hadi. Seni bir daha karşımda görmeyeceğim. Tamam. Sakın. Benim bir özür borcum daha var size. Kusura bakmayın. Yani. O geceden sonra böyle her şey domino taşı gibi üst üste gelmeye başladı. E tam kurtulduk derken şimdi bu çıktı başımıza. İyi de canım, bu Mert'in suçu mu? Bahar'cığım. Biz seninle aynı okulda okuduk. Hiç Mert'i savunmak diye bir ders aldığımızı hatırlamıyorum hayatım. Sen hayırdır ya böyle sürekli Mert'in avukatlığını falan yapıyorsun? Ne alakası var? Aynı şey senin başına gelse seni de savunurum yani, merak etme. Ben sadece Mert'e bu kadar yüklenmenin anlamı yok diyorum. Tamam rahat ol. Daha Kerem karşımıza çıkmaz, merak etme. Nedense ben bu çakma Saykon'un görüntüleri sildiğine inanamıyorum. Sen nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Ya çünkü hepinizden iyi tanıyorum. Bütün okul hayatım boyunca beni huzursuz etmek için elinden geleni yaptı. Ya duymadınız mı dediğini? Size yaşattığım korku bana yeter diyor. O istediğini aldı. Daha da bize bulaşmasın. Umarım senin dediğin gibi olur. Umarım. Neyse. Mert Bey'in bir sonraki vukuatına kadar herkes kendi işine bakabilir sanırım. Mert, hadi gidelim. İyi, gidin. Hadi görüşürüz.